Selamünaleyküm dostlar. Uzun bir aradan sonra yine bir çılgın olma videosuyla beraberiz. Biliyorum hepiniz bekliyordunuz bu videonun gelmesini. Yani en azından OMVO 12 X Plus kullanıcıları ve almayı düşünenler yeni bir OMVO videosu gelsin diye bekliyorlardı. Şimdi arkadaşlar bu videoda skuterimizle alakalı kullanım tecrübelerimizden hemen bahsedeceğim size. Yaklaşık bir sene oldu bu skuteri alalı. Skuterimizde neler yaşadım? Neler şu anda mevcut? Neler olabilir? İhtimaller neler? Neleri nasıl düzeltiyoruz? Bunlardan bahsedeceğim size hızlıca. Evet arkadaşlar, genelde yorumlarda hep gördüğüm şey, elektrikli skuterimizde abi gıcırdama var. Buralardan kaynaklandığını, şu eklem yerlerinden kaynaklandığını, contalarla alakalı olduğunu falan düşünüyordum. Hatta yorumlarda da böyle yönlendirdim. Birçok kişiyi buraları kontrol edin, buraları sıkalım düzelir diye. Ben de aynı işlemi uyguladım. Fakat bir yere kadar ses azaldı. Evet, bundan kaynaklı da gelen bir gıcırtı vardı. Fakat sonra fark ettim ki gerçekten amortisörün içiyle alakalı bir sıkıntı var. Amortisörlerin çalışma prensibinde bir yağlama keçesi bulunur, bir sıyırma keçesi bulunur. Sıyırma keçesi bu aşağı indiği zaman yağdan dolayı ortaya çıkan topaklanma, yani tozla yağın birleşimini sıyırma keçesi toplar çeker. İçerideki yağlama keçesi de o sırada yağlamayı gerçekleştirir. Muhtemelen bu amortisörün içerisinde ya yağlama keçesi ya sıyırma keçesi, bunlarda sorun var veya yağ miktarı ile ilgili bir sorun var. O yüzden şöyle bir gıcırdama var. Gördüğünüz gibi yani çok bir baskı uygulamıyorum. Bakın elimle bile bastırsam tıkır tıkır ses geliyor ki şu elimle bastırmayla şu yanların oynama olasılığı sıfır. Dolayısıyla bu amortisörün içinden kaynaklanan bir ses. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? Ben şöyle bir şey düşündüm. İlk defa deneyeceğim bunu. Dostlar elimde VD40 var. Bu VD40'ı bunun içerisine sıkacağım. Daha sonrasında da şöyle motosikletimin zincirini yağladım. Çok güçlü, güzel bir yağ var. Ben şimdi bu iki uygulamayı gerçekleştireceğim. Ondan sonra bir bakalım arkadaşlar. Tabii keçeler olduğu için hemen iç katmana ulaşamayacak ya. O yüzden böyle sıkıp yaylandırmakta fayda var. Evet, bayağı pislik akıyor içeriden şu anda. Şurada duvardan destek alarak ben bu yaylandırma işlemini gerçekleştireceğim. VD40'la banyo işlemine devam ediyoruz. Haydi biraz daha yapalım. Arkadaşlar ses şu an bayağı bir azaldı. Yani net, bariz bir şekilde azaldı. Şimdi zincir yağıyla burayı bir yağlayacağım. Bakın ilkinde elime bastırdığımda hemen ses geliyordu. Şu an yine elimle bastırıyorum. Bakın ses kesildi arkadaşlar. Tekrar basıyorum. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışacağım. Başka yerden geliyor mu diye. Bakın şu an esneme var ve ses yok. Gelelim gıcırtının diğer sebeplerine. Şu amortisörden kaynaklanan o bariz gıcırtıyı yok ettik. Diğer gıcırtı bu borttan geliyor. Bildiğiniz üzere şurada alyanlarımız var. Sürekli titreşime maruz kaldığı için arkadaşlar gevşiyor. Hadi gelin bir onları sıkalım ama. Bakın burası gevşemiş mesela. Burada gevşeme var mı? Of, burası çok gevşemiş. Gücü birden vermeyin çevirirken. Yavaş yavaş progresif ezerek verin ki alyan etkili, güzel sıkabilsin. Şimdi hemen burayı da kontrol edelim. Oo, burası çok gevşemiş. Şimdi amortisörlerin eklem yerlerini bir de kontrol edeceğiz. Evet, şimdi böyle peçete yardımıyla hemen şu bölgeleri güzelce bir gözümüzün gördüğü kadar temizleyelim arkadaşlar. Ki amortisörümüz dediğim gibi daha uzun ömürlü olsun. Şimdi VD40 ve işte diğer kullandığımız yağ, bunlar sonuçta yağ nitelikli şeyler olduğu için burada çamuru, tozu, toprağı daha fazla tutacaktır. Yani ilk aşamada görevini güzel yaptı o deyip aldanmamak lazım. Çünkü zaman içerisinde bu ters etkiye dönüşebilir o birikmelerden dolayı. O yüzden aslan yattığı yerden belli olur. Biz işimizi temiz yapalım.
Gördüğünüz gibi yani ben böyle bir çözüm düşündüm. Kendi yöntemimle bunu bu şekilde hallettim. Yapıp yapmamak size kalmış. Sizin kendi tercihiniz. Ben şu anda yaptım ve sonuç aldım arkadaşlar. Şurayı da şöyle sildik mi? Tamamdır. Yakın zamanda yine bir yıkama işlemi gerçekleştireceğim. Ya yıkanıyor mu abi falan diyenleriniz olur şimdi eski videoları izlemeyen varsa. Evet yıkanıyor dostlar. Kanalda da yıkama videosu mevcut. Gördüğünüz gibi de skuterim hala ayakta. Sağ salim devam ediyoruz yola. Şu çöpümüzü bir şuraya kenara atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Şimdi yorumlarda ben anlamıyorum. Diyor ki işte lastiği çok patlıyor, şöyle böyle iyi değil, mi değil falan. Arkadaşlar siz ürüne düzgün baktığınız sürece, lastik basıncını iyi kontrol ettiğiniz sürece, kaldırımlardan, kasislerden sert geçmediğiniz sürece bu lastik size güzel performans verecektir, hizmet edecektir size. Ama siz lastiğin basıncını inik tutarsanız, aşırı şişik havayla daha hızlı giderim, daha bilmem ne yaparım diye böyle hor kullanırsanız bu lastik yarılır da patlar da çatlar da her şey başınıza gelir. 1000 kilometreye artık çok az kaldı. Ve hala orijinal lastikle devam ediyorum. Herhangi bir problem yok. Lastiklerime 36 PSI değerinde hava basıyorum. Kış aylarında hava soğuduğu için arkadaşlar içerisindeki hava büzüşecektir. Genleşme az olacağı için lastiğinizin PSI değeri düşecek. O yüzden kış aylarında ihmal etmeyin. Haftada bir, 2 günde bir, 3 günde bir mutlaka aktif kullanıyorsanız kontrol edin. Lastik basıncı ile ilgili, lastik kullanımı ile alakalı ilgili size verebileceğim bilgiler bu şekilde. Teknik servis süreci ile alakalı da bir sürü olumsuz şeyler yazanlar oluyor. Arkadaşlar direkt adres vereceğim size. Kendi yaptırdığım yeri referans olsun diye İzmir'de Demirköprü'deki Onvo servisinde sorunsuz bir şekilde işlemimi hallettim. Menzil videosunu da görmüşsünüzdür, yolda kaldım. Çünkü içerisindeki pil arkadaşlar fabrika çıkış sorunluymuş. Ben de gittim güzelce derdimi anlattım. Bakın dedim ben bunu videosunu da çektim. 43-44 değerlerindeyken şarjı bitiyor, kapanıyor dedim. Pilin değişmesi lazım. Ben bu konuyu araştırdım dedim. Sağ olsun onlar da hemen İstanbul'la merkezle görüştüler. Doğruladılar. Bir tane pil sipariş ettiler. Pilin gelmesi 2 günü falan buldu. 2-3 günü buldu. Scooter bendeydi bu arada. Ondan sonra scooter'ımı götürdüm. Aradılar. Dediler ki pilin geldi. Gittim. Pilimi değiştirdiler. Yaklaşık 45 dakika içerisinde de teslim ettiler. Hiç bekletmediler beni. Hiç mağdur olmadım. Sapasağlamdı. O gün bugündür biniyorum. Gayet memnunum arkadaşlar. Güzel bir balata siparişi verdim. Açıklama kısmında da var arkadaşlar. Açıklama kısmına bakarsanız hangi balatayı taktığımı göreceksiniz. Şimdi bu videoda da sizlerle beraber ön balatayı değiştireceğiz. Arkadakiyle mantığı tamamen aynı. Sadece eksenleri farklı. Bu videoda gördüğünüz işlemin aynısını arka tarafa uygularsanız fren balatalarınızı sağlıklı bir şekilde değiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Şu balata dediğimiz şey şu kadarcık küçük bir şey. Göstereyim size hemen şöyle açalım. İki tane geliyor. Ön tarafta da iki tane bulunuyor. Arka tarafta da iki tane bulunuyor. Balatayı takarken dikkat etmeniz gereken şey bu kulakçıklar. Tam hizasına denk gelmeli burada. Zaten mıknatıs var. Bir de karşındaki mıknatısın düşmemesini, kaybolmamasına dikkat edin dostlar. Eğer o mıknatıs kaybolursa balatayı geri çeken bir şey olmayacaktır. Zaten anlatacağım az sonra onu. Balata löngür löngür sallanır. Tadımız kaçar yani. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey şuradaki fren merkezini komple sökmek arkadaşlar. Kafa rahat iş yapmak için buradaki fren merkezini sökeceğiz. Ondan sonra tıkır 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 değiştireceğiz. Buradaki işlemi nasıl yapıyorsak arka tarafın balatasını değiştirirken de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkta. O yüzden ekstradan arkayı çekmemesi size gerek yok. Burada ne görüyorsanız arkadaki mevzu da aynısı. Evet. Bakın. Fren merkezini şu anda elimize aldık. Balatalar şurada. Bakın görüyorsunuzdur. Tornavida yardımı alabilirsiniz burada. Ben şimdi tornavidalarımı yukarıda evde bıraktım. Yanıma her şeyimi almadım. Ondan sonra cuma böyle halletmeye çalışacağım. Balatayı yerinden çıkarmak için. Şöyle kanırtarak kenarından. Şuradan da azıcık şöyle ittirdik mi? Hop. Gördüğünüz gibi ilk balatamız çıktı arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şunu da çıkartalım hemen. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi bu da çıktı. Bayağı bir bitmiş bu arada balatalar. Artık parlıyor yani. İçinde ayna gibi olmuş. Bunları böyle kenara koyalım. Bunlarla işimiz yok. Şimdi sıfırlarını takacağız. Fark etmiyor arkadaşlar. Böyle ikisini de alıp istediğiniz gibi hemen takabilirsiniz. Mıknatıslar şurada bakın. İçeride mıknatıs var. Bu balatayı onlar tutuyor. İlkini hemen takalım. Karşı mıknatıs hemen devreye girdi. Evet. Bakın bu hop oturdu hemen. Bunu da şimdi oturtuyoruz yerine. Evet. Gördüğünüz gibi iki balatamız da gayet güzel. Şu anda hizalandı. İyice güzelce sıkmamız lazım.
sökülmesin, gevşemesin, bir şey olmasın. Bakalım. Evet, şimdi bir test yapalım tekrardan bakalım. Evet, gayet güzel oldu. Şöyle hop, skuterimizi kapatalım. Şöyle bir genel kontrol yapıyorum arkadaşlar, görsel. Bu vidayı sıktım, bu vidayı sıktım. Bunu güzelce sıktım. Alt tarafı sıktım, yayımızı oturtturduk. Buradaki ayarımızı yaptık. Bunu birazcık şöyle hafif açabilirim. Hafif gerginleştirelim bakalım. Aynen. Biraz daha ısırgan bir fren olsun. Bakalım sürtmesi var mı? Tekrar bir kontrol edeyim şöyle. Yok. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim telefonluğumuza arkadaşlar. Harika bir telefonluğumuz var. Hemen sizlere şimdi onu gösteriyorum. Açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Mıknatısı telefonunuzun arkasına takıyorsunuz. Sonra buraya geldiğinde gördüğünüz gibi hemen yapışıyor. Dolayısıyla da herhangi bir titreşimde, vibrasyonda telefon içerisinde hareket etmemiş, şalkalanmamış oluyor. Şurada çok güzel su geçirmez bir tapa yapmışlar arkadaşlar. Telefonu şarj edeceğiniz zaman buraya açıyorsunuz. Buradan şarj kablonuzu geçirip şarj işleminizi yapabiliyorsunuz. Bittikten sonra da yine böyle kapatıp su geçirmez özelliğini devreye alabiliyorsunuz. Ben bunu motosikletimde de kullanıyorum. Bakın. Şöyle yakından geleyim, size çekeyim, göstereyim. Bu da motosikletimdeki arkadaşlar. Çok yüksek hızlarla, çok rüzgarda, yağmurda kullandım, test ettim. Hiçbir problemle karşılaşmadım. O yüzden scooter'ınıza da kullanmak için size tavsiye ediyorum. Şimdi burada bir yer açmam gerekecek kendime. Eski telefonluğu çıkartacağım, bunu çıkartacağım. Yerine artık bu yeni aldığımız telefonluğu takacağız arkadaşlar. Güzelce bunu buradan ayırdık. Yine aynı çıkarttığım yere takacağım. Burada güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şuradaki eklemler de oynayabiliyor. Bunları da alyanla böyle şuralardan açıp dostlar sıkabiliyorsunuz. Ben şimdi az sonra bunu da yapacağım. Kendime göre bir hiza ayarlayıp buradan alyanlarla tık 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 hemen sıkacağım. Şöyle bunu çıkartalım. Şimdi bu benim tersime geldiği için ben yönünü değiştireceğim bunun hızlı bir şekilde. Alyanları karşı tarafa alacağım. Motosikletimde de aynı işlemi yapmıştım arkadaşlar. Gidonu sağ tarafına taktığım için alyanla müdahale kısmının da sağda olması gerekiyor. Bunu böyle çıkartacağız. Şöyle takacağız. İş bitecek. Gördüğünüz gibi alyan hemen sağ tarafta ayar yapmak için daha rahat bir konuma gelmiş oldu. Evet, ortalama bir sıkılıkla bıraktım. En son tamam dediğim ayardan sonra komple sabit hale getireceğim. Şimdi şurayı bir açalım. Evet arkadaşlar, şimdi test için hemen kendi telefonumu getiriyorum. Takıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi hop taktık, kapattık. Mis gibi oldu. Evet, gayet muhafazalı bir şekilde telefonumuzu takmış olduk. Şu anda benim telefonumda tabii ekran koruyucu var. Hayalet ekran var üzerinde. O yüzden dokunmatik çok sağlıklı çalışmıyor. Ama normalde dokunmatik özelliği var bu telefonluğumuzun. Şöyle göstereyim. Bakın hani biraz böyle elimle bastırırsam, müdahale edersem şey yapıyor. Dokunmatik devreye giriyor ama çok sağlıklı çalışmıyor. Benim ekran koruyucum olduğu için kendi telefonumdan kaynaklı bir durum. Sizinkinde ekran koruyucu yoksa muhtemelen temasında doğru sağlıklı bir şekilde çalışıyor olacaktır arkadaşlar. Vallahi gayet güzel oldu.
Arkadaşlar skuterın üzerindeki gördüğünüz bütün aksesuarlarla ilgili linkler açıklama kısmında yer alıyor. Hepsi burada üzerinde oluşturduğum alışveriş listesinden bu gördüğünüz aksesuarların hepsini sizler de temin edebilirsiniz. Kazasız belasız güvenli sürüşler diliyorum herkese. Görüşmek üzere.